Eski Said döneminde yazılmış olsa bile 100 yıllık geçmişi olan fikirlerde Bediüzzaman'ın ilkesel duruşu, kararlılığı, hedeflerinden vazgeçmeyen tutarlılığının değerlendirilmesini yapar mısınız? Buyurun hocam. Sunuhat, sizin de ifade ettiğiniz gibi 1920'lerde yazılmış bir eser. Eserde Kur'an'dan teferrük ayetler ele alınmış, izah edilmeye çalışılmış. Öyle anlaşılıyor ki bu ayet-i kerimeler o zaman da tartışılmış veya belli mahfillerde konuşulmuş. Bazıları tenkit edebilmiş veya tam manalarının ne olduğu tam anlaşılamamış gibi bazı durumlar söz konusu gibi görünüyor. Bediüzzaman Hazretleri işte zaman zaman inzivaya çekildiği bazı durumları var. Biliyoruz bunu. İnzivaya çekildiği durumlarda muhtemelen bu ayetleri düşünmüş ve kendince tefsirini yaparak yazıya dökmüştür ki buna da sunuhat demiş, kalbine gelen hususları kaleme dökmüş. Bazen şu tabir de yanlış anlaşılabiliyor, yani kalbime ithal edildi şeklindeki cümleler bazen yanlış anlaşılabiliyor. Halbuki kalbe ihtar herhangi bir şeyle çok fazla meşgul olduğun zaman insanın kalbine bazı hususlar doğabilir. Yani bu sadece Müslümanlara olan has bir durum da değil. Müslüman olmayan insanlar da herhangi bir şeyle çok meşgul olduğu zaman onların kalbine de bir şeyler gelebilir. Yani Cenab-ı Hak onlara da ihsan edebilir. Onun için bu tabirin yanlış anlaşılmaması gerekiyor. Bediüzzaman Hazretleri de çok fazla ayet-i kerimelerle meşgul olduğu düşündüğü için, onların manaları üzerinde, izahları üzerinde tefekkür ettiği için Cenab-ı Hak onun kalbine de bazı açıklamaları ihtar edebilir. Bu son derece normal bir şey. İslam dünyasında özellikle mesela İmam-ı Rabbani'de, Mevlana Celaleddin Rumi'de ve onlara benzer şahsiyetlerde bu durumun sözle ifade edildiğini görüyoruz. Bunlar da sözle ifade edildiği zaman ümmet onlara da çok itiraz etmemiş yani. Onun için bu tabirin de yanlış anlaşılmaması gerekiyor. Bunu tabii ki antiparantez söyledik. Sonuçta bu ayet kerimeler üzerinde uzunca düşünmüş ve kendince bazı açıklamalarda bulunmuş. Bu ayet kerimeler bir surenin devamı, yani peş peşe gelen ayetleri değil, her bir sureden bir ayeti alarak o şekilde izah etmeye çalışmıştır. İşte bunlardan bir tanesi Hucurat suresindeki Ya yuhennâs inna halaknâkum min zekeri ve unsâ ile başlayan ayet-i kerimedir. Bir tanesi mesela İnne fücâle fî cehîm ve buna benzer müteferrik ayetler, bunların üzerinde ciddi şekilde durarak buna izah etmeye çalışmış. Burada sunuhatın uslubuna baktığımız zaman Risale-i Nur'a bir hazırlık olduğunu görüyoruz. Evet, her ne kadar Risale-i Nur'dan biraz farklı olsa da eski Said ile yeni Said arasındaki bir geçiş dönemini temsil ediyor bu tabirler. Her ne kadar Risale-i Nur kadar geniş olarak izah edilmemiş ise de yine de Risale-i Nur'u çağrıştıran bazı yaklaşımların olduğunu görüyoruz. Çünkü ifadeler kısa, net ve muhatabına zeki olan insanlara, bu konuyu bilen insanlara hitap eder tarzda yazılmış. Malumunuz yine Bediüzzaman Said Nursi'nin de kendine mahsus bir şeyi var, bir uslubu var. Zaten kendisi de ifade ediyor, uslubum da benim gibi garip diyor. Yani dikkat çekici bir uslubu var. Bu uslub bazılarına aşina gelmeyebilir ama uslub uslubdur. Yani herkesin uslubu aynı olacak diye bir şey yok. Sonuçta bu da onun uslubu. Okuyan anlar. Konuyu yakından bilen insanlar bunu okuduğu zaman anlar. Anlaşılmayan bir şey söz konusu olamaz. Bu açıdan baktığımız zaman da Risale-i Nur'a bir hazırlık mahiyetinde bir ihsariye hükmünde olduğunu söyleyebilirim ama tekrar ifade etmem gerekirse cümleler kısa, net ve muhatabını ikna edecek
derecede ikna edecek tarzda yazılmış hususlar. Bunlar bu ifadeler bazen izah tarzında da oluyor. Mesela işte bir insanın diriltilmesi ile bütün insanların diriltilmesi arasında herhangi bir fark yok. Bir ile bin, bir ile bir trilyon arasında fark yok şeklindeki hususu izah ederken bunu çeşitli misallerle izah ediyor. Çünkü مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْتُكُمْ اِلَّا نَفْسِ وَاحِدَ tarzındaki ayet, bütün insanların diriltilmesine tek bir insanın diriltilmesi gibidir diyor. Bu aslında bu işle ilgilenmeyenler veya Cenab-ı Hakk'ın kudretini takdir edemeyen Cenab-ı Hakk'ın kudretinin zati olduğunu bilmeyenlerin aklına bu biraz şey gelebilir. Yani biraz bu hususu biraz istirap edebilirler. Biraz ya Allah Allah nasıl bütün insanlar ile tek bir insanın diriltilmesi, efendim öldürülmesi, işte ihya edilmesi aynı oluyor şeklinde garip görebilirler. Ama bu ayeti izah ettiği zaman bunun öyle çok fazla da zor olmadığı, çok basit olduğu, bir insan ile bir trilyon insan arasında herhangi bir fark olmadığı insan rahatlıkla görebilir. Örnek olarak başka yerlerde de şu misal verir. Mesela bahar ayı geldiği zaman bir ağacın diriltilmesiyle bir trilyon ağacın diriltilmesi arasında bir fark var mı? Hayır. O Cenab-ı Hakk'ın koyduğu bir kanundur. Kanun önünde bir de bin de bir trilyon da birdir. Efendim işte bahar ayı geldiği zaman yer ısınmaya başladığı zaman oluyor. Su yürüdüğü zaman yani toprağa su yürüdüğü zaman malumunuz nebatatına canlanma başlar. Canlanma başladığı zaman efendim önce şunu yapalım sonra şunu yapalım diye bir şey yok ki. Hepsine bir anda su yürür ve hepsi bir anda canlanır. İşte bir hafta içerisinde Mart ayında müşahede ettiğimiz gibi bir trilyon ağaç birden yeşermeye başlar. Bu misali zaten ayet-i kerime kendisi de veriyor başka ayetlere de. Şimdi böyle olduğu zaman bir ağaçla efendim bir trilyon ağacın diriltilmesi arasında herhangi bir fark var mı? Hayır. Gözümüze görüyor muyuz? Evet görüyoruz. Bediüzzaman Hazretleri bunu nazara veriyor. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde herhangi bir efendim istirabın olmadığını, söylenen hususların aynı hakikat olduğunu ifade ediyor. Buna benzer diğer ayet-i kerimeleri de izah etmeye çalışıyor. Demin de ifade ettiğim gibi kendisine has bir uslup var. Bu uslup Risale-i Nur'a bir geçiş uslubudur. Risale-i Nur kadar detaylı değildir ama nokta atışı yaparak net ve kendisine mahsus ifadelerle bu durumu izah etmeye çalışıyor. Yani yanılmıyorsam hatırladım, herhalde yanlış hatırlamıyorum inşallah. Mesnevi Nuriye de o zamanlar yazmış. Mesnevi Nuriye'deki tabirler de böyle. Onlar da Risale-i Nur'a bir hazırlık mahiyetindedir. Sunuatı bu şekilde ifade etmek mümkün. İşte uslubu demin de dediğim gibi uslubu biraz dikkat çekici. Bu da Risale-i Nur'a bir hazırlık yapıyor ama ondan sonra Yeni Saadet döneminde bu hususları tekrar değişik eserlerinde, değişik yerlerde izah ediyor ama bu sefer onları izah ederken daha geniş bir şekilde izah ediyor. Çeşitli misaller veriyor, çeşitli efendim açıklamalar da bulunuyor. O misaller ve açıklamalar onun normal insanlar tarafından veya işte efendim avam tarafından da okunduğu zaman tabii avam tarafından da anlaşılmasını sağlıyor. Sunuhat'a bu açıdan bakabiliriz. Böyle bir girişle işe başladık, giriş yapmış olduk yani. Sunuhat üzerinden bu yeni uslup veya yeni ifadelendirme biçimi açısından Risale-i Nur'a nasıl bir hazırlık oluşturuyor? Çünkü Bediüzzaman yer yerde vurguladığı bir özelliği var. Hani kendisinin çok böyle elfazca çok zengin olmadığını bu baştaki ifade-i meramda söylemesi söz konusu. Lafızların böyle çok süslü olmaktan kaçındığını ve israfı da sevmeyerek yani fazla kelime sarfiyatı yapmadan öz anlamı ve ifadeyi doğrudan aktarmayı hedefleyen bir yapısı var. Burada da okuyuculara daha önce belki külah hani kelimelere külahını giydirdim veya onların başına birer taş işaret olarak bıraktım.
ey okuyucu, siz de yani bunlara takılmayın, manaların kendisine bakın, ifadelerin o zamanki ilcaatı üzerlerine yüklenmiş kıyafetlerine, libaslarına takılmayın. Her şeyin en iyisini alın, her şeyin iyisini alın kaidesince siz de buradaki hakikate bakın gibi bir ifadesi var. Buradan süniyatın üslubunu nasıl bir değerlendirmeye koymamız lazım? Mustafa Hocam buyurun lütfen. Bundan önceki konuşmamda da belirttim biraz. Sunuhat Risale-i Nur'a bir geçiş dönemidir. Uslubuna baktığımız zaman da kendisine mahsus bir uslubu var. Zaten Bediüzzaman Hazretleri'nin bütün uslubu biraz farklıdır. Biraz değişik bir uslubu var. O usluba tabii ki alışmak gerekiyor. İlk defa okuyanlar uslubu biraz garip görebilirler ama ona alıştıktan sonra da kolay kolay ondan vazgeçmiyorlar. Bu açıdan da değerlendirmek lazım. Ayet-i kerimeleri ifade ederken belirttiğiniz gibi çok fazla lafızdan kaçınıyor. Aslında lafız itibariyle fakir oluşundan, bazı lafızları bilmediğinden dolayı değil. O uslubu tercih ediyor. Yani bilerek o yolu tercih ediyor. Başka yerlerde de mananın lafızlara tercih edilmesi gerektiğini zaten kendisi söylüyor. Buna da Makamat-ı Hariri'yi misal veriyor. Makamat-ı Hariri'de elfaz manaya feda edilmiş. Ama bu uslub-ı araba aslında pek uygun bir şey değil. Muhakemete de izah ederken elfaz-ı Arap'ta önemli olanın mana olduğunu ifade ediyor. Kur'an'ın belagatının da bu mana üzerine müesses olduğunu ifade ediyor. Ama Makamat-ı Hariri'den itibaren lafız ön plana çıkıyor. Lafızın ön plana çıkmasını da zaten kendisi aslında doğru bulmuyor. Yani her ne kadar direkt şey yapmasa da, tenkit etmese de önemli olan mananın olduğunu ifade ediyor. Burada da Sunuhat'ta ve daha değişik yerlerde de özellikle Sunuhat'ta bir bakıma nokta atışı yapıyor. Esas maksat neyse onunla ilgili cümleleri, onunla ilgili elfazı, onunla ilgili lafızları serdedip maksadını o şekilde ifade etmeye çalışıyor. Ama dediğim gibi bu bir uslup meselesi. Herkesin kendisine özgü, herkesin kendisine has bir uslubu vardır. O da onun özelliklerini yansıtır. Bediüzzaman'da da böyle bir uslup var. O usluba alışmak lazım. Zaten kendisi de ifade ediyor. Benim uslubum benim gibi gariptir. Elbisesi garip olduğu gibi, yaşayışı garip olduğu gibi uslubu da gariptir. O usluba biraz da aşina olmak gerekiyor. Eğer tabii insan merak ediyorsa. İnsan merak etmedikten sonra hiçbir şey merak etmez. Okumaz. Kavramaz. Dinlemez ise zaten ona denecek herhangi bir şey yok. Ama merak ediyorsa, okuma ihtiyacı hissediyorsa bunu da okur ve belli bir gayretten sonra da anlar, anlaşılmaz diye bir şey yok. Ama şu da var, özellikle Sunuhat'taki bu üslube bir isim vermek mümkün mü? Tabii Bediüzzaman Said Nursi kendine özgü bir üslubu ama mesela genel tefsirler açısından veya genel İslam tarihindeki metinlerin anlatımı açısından bu metnin üslubu şuna benzemektedir gibi bir üslub isimlendirmesi yapabilir miyiz? Mesela hakikaten anlatmayı üslubu, siz nasıl değerlendirme yaparsınız? Üslub nedir? Ben sesi tam alamadım ama herhalde şunu mu demek istediniz? Üslub kendisine has mı? Ben daha başka benzer üslupları örnek olarak almış mı? Öyle mi sordunuz? O manada hem onun üslubuna bir isim verebilir miyiz? Mesela manayı önceleyen üsluptur gibi, tefsirlerden İslam tarihine herhangi bir isim koyabilir imkanınız olabilir mi? Yani benim okuduğum, gördüğüm kadarıyla uslup kendisine hastır. Başka, tabii ki herkesin kendisine has bir uslubu vardır. Onlara saygı duymak lazım ama Bediüzzaman'ın da uslubu budur. Ben bu uslubu çok fazla diğerlerinde göremedim doğrusu. Yani bu diğerlerin uslubu daha dundur, daha aşağıdır anlamına gelmiyor. Sonuçta herkesin kendine göre bir uslubu var. Bediüzzaman'da bu uslubu ihtiyar etmiş, tercih etmiş.
Özellikle sünnette çok fazla ayrıntıya, detaya girmez. Esas maksat neyse ayet-i kerimeden onunla zarar verir. Ve öyle insanın efendim şeyine bırakır, tasdikine bırakır. Yok illa ki kabul edeceksin manasında gütmez. Ama şu husus var. Zaten başka bir yerde de söylüyor. Zaten Türkçeyi sonradan öğrendiği için kalbine gelen ilk manalar Türkçe değil. Ana diliyle geliyor, sonra Kürtçe ile geliyor kalbine. Ondan sonra diyor ki ben onları Arapçaya tercüme ediyorum. Mana olarak tabii yani. Ondan sonra Arapçadan da Türkçeye tercüme ediyorum. Böyle olduğu zaman bir geçiş dönemi de söz konusu. Ama bu da kendisine has bir şey. Ama bu Arapçadan tercüme edilmiş, Kürtçeden tercüme edilmiş anlamı da taşımıyor. Sonuçta bu uslup da Türkçedir. Türkçe yazıyor ve Türkçe bilen herkes de bunu anlar. Eğer Türkçe biliyorsa tabii veya Türkçe bildiğini iddia ediyorsa. Bunun anlaşılmayacak herhangi bir hususu da yok. Ama bazen tabii ki Arapçada o gibi müptedayı öne alır, haberi öne alır, müptedayı geri bırakır, ikisini yer değiştirir. Bazen daha değişik, farklı şekillerde de kullanabilir. Bunun da belirli bazı özellikleri vardır. Ama kendisinin ifade ettiği gibi işte Makamat-ı Hariri buna örnek veriyor. Diyor ki elfaz ön plana çıktığı zaman dikkatler elfaz üzerine toplanır, mana ikinci derecede kalır. Kendisinin hikaye ettiği uslup ise manayı öne alıyor, elfazı ikinci dereceye bırakıyor. Elfazdan her ne kadar bazı zor kelimeler var ise de bu işle meşgul olan insanların bunu da öğrenmesi gerekiyor. Yani tamamen işte armut piş, ağzıma düş şeklinde bir şey de olmaz. İnsanda bir gayreti olması gerekiyor. Ama buna rağmen bu ayet kelimeleri tam iyi anlayabilmek için biraz İslami kültürün veya medrese eğitiminin altyapısının olması lazım. Yani çok çok daha iyi anlaşılır. Ama bu medrese kültürü olmayan anlamaz anlamına da gelmez. Sonuçta bu bir usluptur. Bu uslubu ihya etmiş ve bu da son derece kendisine has bir usluptur denebilir. Bazen işte basında falan okuyoruz işte risaleler, risale-nurlar anlaşılmaz veya okuduğum zaman anlamıyorum şeklindeki bazı serzenişlerin özellikle adını söylemeyelim bir şairin söylediği hususlardı bunlar. Okuduğum zaman anlamıyorum. Yani bana göre okumuyor. Okumamıştır. Okusa da anlamıyorum diye bir şey yok. Eğer Türkçe biliyorsa, Türkçe bildiğini iddia ediyorsa bunun anlaşılmaması için herhangi bir neden yok. Herhangi bir hususiyet yok. Çünkü Türkçe yazılmış. Başka bir dille yazılmamış ki. Ama İslami literatüre, İslami elfaza, İslami kelimelere biraz daha aşina olmak gerekiyor tabii. Aşina olmayan da biraz gayret ederse o da anlar. Bunun da herhangi bir sıkıntısı yok. Ben diğer müfessirlerde böyle bir şey görmedim. Tabii onlar normal bizim tefsir bildiğimiz hususlarda işte Kur'an'ı baştan alıp ayet ayet izah edip gidiyorlar ama daha önce de söylediğim gibi Bediüzzaman bu yolu tercih etmiyor. Belki ona zamanı da yok ama özellikle kosturmadan sonra bir ruhi bir değişiklik söz konusu. O ruhi değişiklik anında ben onun şöyle düşündüğünü zannediyorum. Bu benim şahsi kanaatim. Tabii yanılıyor olabilirim ama o devletin şeklinin değişeceğini hissediyor. Devletin şeklinin değişeceğini hissettiği zaman Kur'an eğitimi veren yerlerin azalacağını veya kapanacağını da yine hissediyor. Bunu hissettiği zaman kendince Kur'an'a bir hizmet etmek istiyor. Yani Kur'an'ı nasıl insanlara ulaştırabiliriz, Kur'an'ın icazını nasıl ifade edebiliriz şeklinde bir derdi var, bir tasası var, bir düşüncesi var. O düşünce onu bazen inzivaya sevk ediyor, çekiyor. Daha değişik sebepler de olabilir. İşte sunuhatta aslında ben bunu görüyorum şahsen. Yani ileride medreseler, daha doğrusu dini eğitim veren kurumların sekteye uğrayacağını, bunun neticesinde Kur'an'ın etrafındaki surların yıkılacağını hissediyor. Belki açıkça o zaman söylemiyor ama hissediyor. Sonuçta bu Kur'an'ın insanlar tarafından anlaşılmayan veya istidrab edilen veya ya böyle de olur mu şeklinde anlaşılmak istenmeyen ayetleri tek tek ele alıp bunları izah etmeye çalışıyor ve burada manayı ön plana çıkarıyor. İşte mesela mahalukum melavatukum illa ke nefsi vahide, bir insan ile 1 trilyon insanın diriltilmesi arasında fark yoktur. Bu nasıl olur? Bunu izah ediyor.
efendim günahın içerisinde günahın bizzat kendisinin ceza gerektirdiğini ifade ediyor. Vela tezri vaziyetin hüzre okra, burada adaletin efendim hukukun en önemli vaziyesini, hükmünü tespit ediyor ve nazara veriyor. Bir kimsenin suçuyla bir başkası yargılanamaz. Suçun şahsiliği esastır. Hükmünü efendim ön plana çıkarıyor çünkü bunu çokça çiğneneceğini yine hissediyor. Bu ve buna benzer işte 19 yanılmıyorsam 19 herhalde 19 ayet-i kerimeyi tek tek ele alıp bir güzel bir şekilde izah ediyor ve diğerlerinde buna kıyas edilir şeklinde bir sunumu var. Ben sunatı bu şekilde görüyorum. Zaten bu ayetler daha sonra Risale-i Nur külliyatında yine ciddi bir şekilde ele alınıp geniş bir şekilde izah ediliyor ama bu Risale-i Nur'un tohumları şeklindedir. Bu tohum sonradan Risale-i Nur şeklinde neşvinema buluyor ama yine tekrar edeyim burada efendim lafızları değil manayı ön plana koyar. Manayı ön plana alıyor. Kur'an'ın esas icazının da mana üzerine olduğunu muhakemata zaten kendisi izah ediyor ama bununla beraber Kur'an'ın lafzı da mucizedir. Yani bu lafzı ikinci plana, Kur'an'da lafız ikinci plana atılmış anlamına gelmez. Ama kendisi kendi eserlerinde manayı ön plana çıkarıyor. Bununla yine bununla beraber bazen öyle güzel cümleler kurar ki edebi zevki olan insanlar da gerçekten okuduğu cümlelerden zevk alır. Bu tamamen lafızı ikinci plana attığı manası da taşımıyorlar. Evet. Evet. Ben yani bu hususta böyle düşünüyorum. Bu hususları ifade etmeye çalışın. Tabii ki illaki eksik bıraktığımız taraf da vardır. Yani şu anlık bunlar benim aklıma gelenler. Bu hususlarda bu şekilde ifade etmeye çalıştım.